Lozen Ruhisu? Prostat kanserinden öldü. Tedavisinin yalnızca yurt dışında yapılması mümkündü. Ama o izni alamadı. Dışarı çıkamadı. Ve onu kaybettik. Rahmetle anıyoruz. Yalnızca ülkesini düşündü. Halkı için çaldı söyledi. Suçu? Vatanını çok sevmekti. Vatandaşın tereddüt ettiği şeylerde devletin çıkarı varsa, devlet yetkilisi ekranlara çıkıp halkı rahatlatmayı kendine vazife edinir. Geçmişte de bu hep böyle olmuştur. Şöyle bir hafızamızı yoklayacak olursak, ekranlarda şarbonsuzdur diye mektup zarfları mı açılmadı? Radyasyonsuzdur diye dönemin bakanları çaylar mı içmedi? Yoksa avuç avuç fındıklar mı yemedi? Grip aşısı olalım mı, olmayalım mı tartışmasının yapıldığı şu günlerde şöyle bir manzarayla karşılaşmamız an meselesi sevgili izleyiciler. Önce müsaade ederseniz ben bir açılış yapmak istiyorum. Geçen sefer de böyle üfledim. Arkadaşlar da arzu edenler olabilir, üflemek isteyen varsa. Başka üflemek isteyen var. Tamam, sonra ben size üfledim. Şimdi efendim, bugün buraya hayırlı bir iş için toplandık. Değerli arkadaşlarım ve orta karar arkadaşlarım, çünkü bunlar yüksek makamları işgal eden arkadaşlarım. Bu arada olsa da olur, olmasa. Şimdi üflemek isteyen varsa, yok bu tarafta. Bugün buraya niye sizin gibi değerli basın mensuplarını topladığımızı acaba biliyor musunuz? Bence bilmiyorsunuz. Neden diyecek olursanız, biz de sizi buraya niye topladığımızı bilmiyoruz. Dedik bir toplanalım hayırlısıyla, bir araya gelelim. Mevzuyu da dedik, orada buluruz dedik. Evet. Yalan söyleme lan, mevzu belli. Belli. Biz bugün buraya şu bugüne kadar etini yediğimiz, etini didiklediğimiz domuzun bize bulaştırdığı grip konusunda konuşmaya geldik. Bu da domuzun bize bulaştırdığı hastalığı iyi edecek olan aşımız. Aşımız bu. Aşılar konusunda sorularınız varsa açıklayacağız. Yoksa memnun oluruz. Yani bir sorunuz yoksa çok memnun oluruz. Çünkü biz de ne açıklayacağımızı bilmiyoruz. Ama sorarsanız konuşuruz, sormazsanız seviniriz. Var mı sorusu olan? Teşekkür ederiz. Var mı? Efendim, aşıların yan etkileri olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında bir şey söyleyecek misiniz? Aşının yan etkisi var mı diyor. Duydunuz değil mi, evet. Bülent Bey? Aşının yan etkisi var mı? Evet. Var mı? Yok efendim, yok. Öyle bir şey yok. Var. Var mı? Var. Ha? Var mı, yok mu? Yok. Zınk Erenköy. Şimdi efendim, şaka bir tarafa. Aşı şu. Bu aşı bu. Bunu sokacaksın bir tarafına. Yani şu aşının, şu aşıdan şu kadar sıkacağın da ne yan etkisi olacak? Yani bunun tamamını soksan, şunu tamamını soksan, hatta ilacın bütününü soksan ne olacak yani? Bunun ne yan etkisi şu olur? Parçalar. Parça parça olursun. Yoksa bunun, ya al, bakın al, sıktım ama, al, ne oldu? Hadi, ne oldu şimdi, bu merkep mi oldu? Bu değerli yönetici merkep mi oldu? Yok, oldun mu? Hayır efendim, hayır olmadı. Sen daha az merkep değil. Evet, yan etkisi yok kardeşim, yok. Hatta biz biraz sonra bunlardan birbirimize birer tane dürteceğiz. Yan etkisinin olup olmadığını kendi üzerimizde göreceğiz. Başka sorusu olan varsa alalım. Hatta Amerika'da aşı olan birisi aşı sonrası geri koşmaya başlamış, doğru mu? Ben onu tanıyorum, o zaten geri. Hep hayatı boyunca geri koştu. Onu annesi doğurdu, Mary. Yavrusuna George ismini taktı. Bu çocuk doğduğundan beri hep geri gitti. Şimdi geri giden birisini propaganda amacıyla alıp da aşı verimsizmiş gibi göstermeye kimsenin hakkı yok. Ben o Merri'nin ta Amerika'ya giderim. Al. Geri mi gidiyor bu? Geri mi gidiyor? Bu iki ileri bir geri.
Gider. Başka bir sorunuz yoksa çok teşekkür ederim. Var mı başka bir soru? Efendim, niye yalan söylesinler ki? Bunlar yalan, bunların ağzına yuva yapmış. Ben onların ağzına yapılan o yuvayı elimi sokarım, bozarım, daha olmadı dilini tutarım, takım taklamak dışarı çıkar. Ne yapıyor lan bu kadarcık aşının kime ne zararı olur? Al, alın, al, al. Hadi kendime de sıkıyorum, al. Ne oldu? Hadi, ne oldu? Yok bir şey, görüyorsunuz hiçbir şey yok. Yani herkes aşı mı olsun demek istiyorsunuz efendim? Biz bu herif hariç herkes aşı olsun istiyoruz. Domuzluk buna yakışıyor. Herkes aşı olmalı. Tek bu ülkedeki tek domuz bu kalmalı. Peki siz aşı oldunuz mu? Yani kendime aşı yapmamı mı istiyorsunuz? Hı? Yapacağım. Madem istiyorsunuz kendime aşı yapacağım. Hatta bu aşıyı kendime sokmakla kalmayacağım. Bu masadaki her şeyi, bu masadaki bütün arkadaşlarıma da aynı aşıyı sokmak suretiyle varsın 5 kişi feda. Hiç kimseye bir şey olmaz. Yapıyorum, kendime yapıyorum aşı. Al. Efendim, yapmasak mı canım? Efendim? Yapma lan. Yapmasak mı canım? Konuşma! Ben kendimi feda ediyorum, sen konuşuyorsun. Ceketi sana bırakıyorum. Ceketi sana bırak. Helal olsun. Hadi hakkını helal. Helal olsun. Hadi, hadi başımız sağ olsun. Hadi Allah'a ısmarladık. Yapamam zannediyorsun değil mi? Ben bu aşıyı kolumdan değil, ben yaparım, kalçamdan yaparım. Al! Yapmayın efendim. Kaçma. Ah, oh, aman. Ah. Oh. Efendim iyisiniz değil mi? Oh. Ay çok tatlıyım. Akşam bana gelsene kız. Ay. Gördüğünüz gibi hiçbir yan tesiri yok şekerim. Canım benim. Ana. Var mı bir yan tesiri? Ay o. Ah. Şunca az aşıdan mı korkuyorsunuz ayolum? Aa. Ben bunu yedim ayol. Bak şimdi bir tane daha alıyorum. Sok şunu bana, sok. Sok. Oh. Efendim, isterseniz bu kadar aşı yeter. Yani. Çıkart bir daha sok. Ay. Oh. Oh. Tamam, iyi geldi. Ay. Başka sorusu olan var mı? Fakat efendim, bu kadar çok aşı yapmak zararlı değil mi? Ay ne zararı olacak ayol? Ay hiç değiştirme baksana. Bilakis hoşlaştım, yumuşadım. Ay bugüne kadar vurdurmamam kabahat. Bundan sonra her gelini vurduracağım. Her gelin, her tarafımı aşı yaptıracağım. Şimdi arkadaşlarımı da yapıyorum görüyorsunuz. Şuradan. Ay.